Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Jenies Ekin ve bugün The Walking Dead'in 4. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bölümde The Walking Dead'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen oyuna geçmek istiyorum, oyna diyorum ve 2. bölüme kaldığımız yerden devam edelim. Hemen oyna diyorum, devam et diyelim. En son ne yapmıştık hiçbir şey hatırlamıyorum. Sanırım en son bir tane mekan bulmuştuk kendimize ve yeni arkadaşlar demiştik o mekana duracak, yani o mekanda kalacak. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Üzerimize zombi falan atlamıştı. Aynen, zil çalmıştı. Bir şeyler olmuştu. Şu an onlar kim lan? Arkadan birileri geliyor. Bu arada arkadaşlar ben artık şöyle bir şey fark ettim. The Walking Dead videoları yani genellikle uzun oluyor. Ben de onun için telefonumu yanıma aldım. Ve sessize aldım. Yani saate bakacağım. Şu an ben video başlattığım saat 7'yi, pardon 7'yi diyorum. Bakayım hemen. 5'e 50 geçiyor. Ona göre artık ne diyeceğim? Bir dakika, pardon. Ha, bir dakika, birileri geldi ve onlara biraz ön yargılı davrandık bizim grup. Aynen, şu an konuşuyoruz. Bunları gruba alacağız mı almayacağız mı onu tartışıyoruz sanırım. Ha siktir dedi. Tamam, bunlar da korktu zaten bayağı. Silahınız var mı diyelim. Evet, silahları varmış kendilerini korumak için. Aynen, avantaj bizde burada. Bize anlaşma yapmak istiyor bu arkadaş. Bilmiyorum. Bu biraz tipsizmiş. Bu tip ne lan? Ay, yemek çokmuş ya. Bizim de bayağı yemeğe ihtiyacımız var. Aynen bak, biz gitmemiz daha doğru olur. Herkes giderse. Aynen, bence mandıraya gidelim. Çünkü burada kalırsak yemeğimiz olmayabilir. Belki adamlar doğru söylüyor. Hemen mandıraya gidelim. Hah, bakalım ne olacak. Mandıra'ya gideceğiz. Süt, tereyağı ve peynir varmış. Herkes gitmedi. Sadece kadınlar falan, bir de şu bizim gıcık olduğumuz adam orada kaldı. Biz 2-3 kişi gittik. Ben, bu adam, bir de sanırım neydi? Kenny miydi? Evet, Kenny. Üçümüz gidiyoruz. Bu arkadaş şüphelendi sanırım onlardan. Evet, biz buna yemek vermiştik ve bu da reddetmişti ama şu an gayet acıkmış gibi görünüyor. Keşke red etmeseydim diyordu. Lazer almış bizimki. Yok, Kenny bize gelmemiş. Bizim o iki arkadaş, yeni bulduğumuz gruptan bir tane genç çocuk. Artık şöyle diyelim. Demokrasi var diyelim. Çünkü eğer bir kişini seçersek, mesela o başkan dersek, arkadaşlar bunu duyarsa kötü olur. Konuyu değiştir diyelim. Bunlara da yardıma ihtiyacı var bayağı bir. Remember, but now it's... You think you're gonna cut me
Kim lan? Eylin dedi. Sanırım bunlar hırsız. Haydut, aynen haydutlar. Gitmelerini bekleyeceğiz. Umarım giderler. Kavga... Of! Öldürdü birini. Amına koyayım, amına koyayım diyor. Yavşak. Assault. Aynen ya. Bayağı bir güven... Yani güven... yani nasıl diyeyim? Güvensiz bir bölgede yaşıyoruz şu an. Çünkü zombiler var. Herkes birbirini öldürüyor. Haydutlar var. Herkes aç. Her an her şey olabilir. Bakalım ne olacak. Ve zaten The Walking Dead de yani kendi verdiğiniz kararlara göre ilerleyen bir oyun. Yani çoktan fazla, yani bir seçenekten fazla da sonu var. Ona göre düzgün karar vermeniz lazım. Bura Mandıra'ymış. Gayet güzel ya. Normal hayattaki gibi mesela. Ama tellerde elektrik var. Çok düşünceli yani. İyi düşünülmüş bir şey. Çitlere elektrik koymuşlar. Bu da Mandıra gayet güzel bir yermiş ya, hoşuma gitti. Bu da annesi sanırım. Ben dedim ki çocukları çitin yanına yaklaştıramayız çünkü elektrik var. O da dedi ki onları oyalayacak bayağı bir seçenek var dedi. Annesi geldi. Evet, annemiz dedi zaten. Bunlar da Macon'luymuş sanırım. Yok, bunların arkadaşları, tanıdıkları Macon'lu sanırım. Birlikte çalışıyoruz diyelim. Çünkü eğer birini yönetici olarak, yani başkan olarak seçersek bu kişi biz de olabiliriz. Lily falan da olabilir veya Kenny. O zaman arkadaşlarımız yani tarafından kötü görünebiliriz. Onun için acayip açız diyelim. Herkes öyle çünkü. Bize yemek yapmış. Bize değil de yani bir şeyler yapmış. Bu da hemen adandı, dadandı pardon. Çok aç sanırım. Pardon diyor. Sorry diyor. Bizim veteriner mi var lan? Acaba kim? Veteriner acaba bizim grupta kim? Hiçbir fikrim yok. Sanırım veterineri buraya getireceğiz ve eğer ineği yani hastalığından arındırabilirsek sanırım bütün grup buraya gelecek. Öyle düşünüyorum. Kim gidiyor acaba? İki kişi gidiyor. Şu yeni gelen genç çocuk ve bizim dostumuz. Onun adını bir türlü öğrenemedim. Mark'la ben etrafa göz atacağız. Şu zombiler böyle çitlerin üzerinde böyle bazen takılı kalabiliyormuş. Çünkü o çitlerin üzerinde bildiğiniz gibi elektrik var. Elektrik de yakabiliyormuş onları. Aynen ya, bu çok haklı bence. Yemekler var bir sürü. Ve şu arkadaki şeyler ne lan öyle? Allah'ım yarabbim. Bence böyle diyelim. Aynen, çok doğru söylüyorsun. Çünkü buranın güvenli olup olmadığını öğrenmemiz lazım.
Aynen şu an içine etrafına bakalım. Bu arada saat 50 geçe başlamıştım. Şu an saat 60 geçiyor. Tam 10 dakika olmuş. Bir 15 dakikada falan bitireceğiz. 15-20 dakikada bu bölümü biraz kısa tutmak istiyorum. Çünkü harbiden bu haftanın video düzenini tamamen doğru yapmak istiyorum. Şimdi ne yapalım? Bununla mı konuşalım? Buralara falan bakalım bir. Zaten eğer ben bu videoyu atarsam bu hafta tamamen böyle çok düzenli bir şekilde video atmış olacağım. Salı günü CSGO attım, Perşembe günü Wolf'tum, gameplay attım. Cumartesi yani dün Rocket League attım. Bildiğiniz üzere Minecraft serisi artık bitti. Onun için bugün de bu videoyu atarsam, yani bundan bir önceki videoda izlemeyi unutmayın zaten. Değişik oyunlar. Bugün de bu videoyu atarsam bu hafta düzeni tamamen doğru olmuş olacak. Onu tamir etmeye çalışabilir miyim diyelim. Çünkü çocuklar için bayağı önemli bir şey. Oynayabilirler. Bakalım ne yapacağız. Clementine ve Duck için iyi bir oyalanma şeyi. Hem çitlere yaklaşmazlar. Hem de yani sağlıklı dururlar. Öyle diyeyim. Yani mesela zombilerden falan korkuyorlar zaten. Onları da aklına gelmemiş olur. Oyalanırlar daha doğrusu. Ne yapalım? Birkaç parça halata ve bir tahtaya ihtiyacı var falan dedi. Etrafa bakalım. Ne yapacağız? Ne yapabiliriz? Şöyle etrafa gidelim bir. Neler var buralarda? Hiçbir şey yok sanırım. Biraz daha gidelim. Bakalım bir tahta ve halat bulabilirsek. Burada bir kapı var. Kapıyı açalım. Belki içeride halat falan vardır. Aç bu kapıyı da. Evet annesi açtı kapıyı. Eni miydi? Endi miydi? Burası harika görünüyor. Selam diyelim. Çık diyelim. Fazla konuşmaya gerek yok. Ben o adı neydi? Salıncağı mıdır nedir? Onu yapmaya çalışacağım. Etrafa bakmak istiyorum. Kapıları da kapattık. Şu da aynen burada bir sandık var. Sandığı açmak istiyorum. Belki içinde bize lazım olan eşyaları bulabilirim. Aç sandığı. Aynen halat çıktı falan. Sanırım tamir edeceğiz. Alamıyor musun sen onu şimdi? Burada da bir şey var. Adı neydi? Almışız zaten şeyi, halatı. Burada bir madalya falan var. Ya babası ölmüş sanırım. Allah rahmet eylesin. Çok fazla çocuk yapmayı planlamışlar ama adam yetmemiş o kadar. O kadar kuşu ötmemiş daha doğrusu. Burayı sizin gibi kişilere paylaşıyoruz. Helal olsun diyelim. Şimdi biraz daha etrafa gezelim. Halatı aldık. Şimdi şeye gidelim. Adı neydi? Salıncağa gidelim. Bakalım yapabileceğiz mi? Sanırım yapabiliriz. Zaten bu videoda gayet güzel oldu arkadaşlar. Şimdi şunu gidip yapalım zaten. Yapmak için seçeneğimiz var. Şimdi tahta bulmamız lazım o zaman. Burada var mı tahta falan? Bakıyorum. Hiçbir şey yok buralarda. Biraz daha gezelim. Şu arkadaşlar bu çitlere bakar mısınız? Çok iyi düşünülmüş. Elektrikler var şu kırmızı yerlerden. Yani zombiler dokundukça yanıyorlar. Çok iyi düşünülmüş bir şey. Harbiden çok işe yarar o. Burada bir tahta bahçe çiti. Ne var? Noktalı. Ne var yani noktalıysa? Ha, bunları da bulduk. Tahtayı alalım zaten gidip de onu yapalım. Alır mısın artık tahtayı? Tamam al onu sen. Zaten solumuzda hemen kesecek bir şey var zaten şurada. Al bunu da testere. Keselim zaten burada. Hatta ben bu en son bu sahneyi şeyde hatırlamıştım. Bir tane adamın çocuğu ölmüştü.
traktörün altında falan, oralarda falan. Şimdi gidip de salıncağı yapalım. Hızlı koşamıyor muyuz ya? Koşamıyoruz sanırım. Hemen gidip şunu yapalım ve çocuklar eğlensin. Yap bunu da. Aynen yani, fazla zorlamaya gerek yok. Zor olmaz sanırım da. Boku yedim dedi. Neden acaba? Niye bok yedin ki? Gerek yaşamayacaktır. Umarım çocuklar da bunlardan hoşlanır. Ne yaptın mı? Kime yardım etmeye çalışıyoruz lan biz? Ha, uzun zaman geçmiş çocuklardan, yani o salıncak için kullanan çocuklardan. Hemen yapalım. Ha, yaptık zaten, yapmışız. Bakalım bir deneyelim. Deneyebiliyor muyuz? Hemen saate bakın arkadaşlar. Saat şu an 18'e 6 geçiyor. Bir 10 geçe falan bitirelim videoyu. Gayet güzel video oldu. O zamana kadar evi biraz araştırmak istiyorum. Belki burada kalacağımız için bakalım ne var ne yok. Gidip de bir Mark'la konuşmak istiyorum en başta. Mark kardeş, nasılsın kardeş? Tamam. Seni haberdar ederim. Biraz şuraya gidelim. Burada şey var mı? Bu ne? Şu elektrik içi sağlayan şey mi? Daha yeni buna bakarak bok şey edinmedi. Acaba şu tellerin gücü mü bitti? Ha tamam, bu biraz karışıkmış. Şimdi gidip ne yapalım? Buralara baktık falan. Şimdi gidip evin içine girelim. Hatta burada şey var. Eve bakalım bir. Umarım yakında öğreniriz yemek ne kadar olduğunu. Şu an ne yapmamız gerek hiçbir fikrim yok. Ama şeye gitmek istiyorum. Bir evin içine gidip o kadınla konuşmak istiyorum. Çünkü belki o bizi ilerletebilir. Yani ilerlettirebilir. Her neyse. Aç kapıyı da. Burası harika görünüyor. Böyle de kaç tane oda var? Yemek ne zaman olur? Neden soruyorsun diyor. Hiç öylesine. Sadece merak ettim. Tamam. Yardım edebilecek bir şey varsa söyleyin dedik. Şimdi ise etrafa bakalım. Etrafta burada bir şey varmış. Abi adam açlıktan bitkileri yiyecek yani, o kadar acıkmış. Buralara bakalım. Buralarda hiçbir şey var mı? Aç ayakkabılık. Belki içinde bir şey bulabiliriz. Tamam, ihtiyacımız olan bir şey yok. Kapat tekrar. Burada ne var? Ödüller. Adam bakayım bir dakika, kaç tane ödül kazanmış? Bakamıyor muyuz? Şöyle madalya var. 1, 2, 3 tane madalya var. 1, 2, 3 tane de şey var. Başarı belgesi midir? Tebrik belgesi midir? Her neyse. Buralarda fazla bir şey yok sanırım. Dışarı çıkabilir miyiz? Yok, çıkamıyoruz. Biraz daha etrafı gezip sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Buralarda hoş. Teller harbiden çok iyi düşünülmüş ya. Şu benzinler var şuralarda. Onları biz getirdik sanırım. Kapıyı kullanalım bir. Dışarı çıkalım. Çık dışarı. Sadece yardım etmeye çalışıyorum dedim. Sağ ol. Tamam, olur. Etrafa bakalım, bize iş bulsun. Çık dışarı. Pardon, onunla konuşma. Hatta konuş ya. Biz bununla hiç konuşmadık. Selam aleyküm selam.
Şimdi ne yapalım? Çit ayakları durduruyor mu? Aylakları pardon. Aylakları durduruyor mu? Ne? İki misafirinizi bizler miyiz? Etrafı düzeltelim. Tamam, çık diyelim ya. Şimdi bir de şeye gidelim. Şuradan dışarı çıkamıyor muyuz ya? Çıkamıyoruz sanırım. Ha, çıkabiliyor sanırım. Hiçbir çıkamıyoruz dışarı. Ben dışarı çıkmak istiyorum. Tamam kardeş, etraftaki çitleri tamir ettikten sonra bunlar için çok zamanımız olacak. Anlaşıldı. Biraz daha şu sola gitmek istiyorum. Orada bir şey var mı? Bu arada saate bakayım. Saat kaçmış? Saat şu an 6'yı 10 geçiyor. Buralarda bir şey yok sanırım. Aa, burada bir şey varmış. Elektrikli çit. Bakalım bir. Aynen. O zaman arkadaşlar ben burada fazla bir şey bulamam yapacak. Ya 5. bölümde umarım bir şeyler buluruz. Sanırım şu evin içine bakacağız. Yani yemek yemek için falan. En son bir Mark'la konuşup videoyu bitirmek istiyorum. Bakalım Mark'la yeni bir şeyler var mı? Çin'in şakası yok diyelim çünkü eğer Çin'e dokunursa çok riskli şey oluyor. Daha ahıra bakmadın diyelim. Bir dakika. Tamam, ben seni haber ederim. Fazla bir şey bulamam arkadaşlar. En son şöyle etrafa bakayım bir. Belki yeni bir şey bulabiliriz. Bir umut. Eğer bulamazsak zaten 5. bölümde ben bulurum sizler için. Videodan sonra bakarım ne var ne yok. Evet, bakayım bir dakika. Tam videoyu bitirecektim. Aklıma bir şey geldi aslında. Evin içindeki şu yemek ne zaman hazır oluyor seçeneğini seçmedim. Orada arkadaşlar 5. bölümü seçelim. Her neyse arkadaşlar, bu videomun da sonuna geldik. Gayet güzel bir video oldu. Videoyu beğenseniz like ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.